Arkadaşlar merhabalar. Sayı problemlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Net hesaplamadan, nesne numaralandırmadan, bay bayan arkadaş sorularından, hatalı ölçüm sorularından ve son olarak da kampanya problemlerinden bahsedeceğiz. Ne demek istiyoruz? Hemen arkadaşlar dersimize geçiş yaparak çok daha net bir şekilde anlatmaya çalışalım. Sınav sorularında net hesaplamak kaç yanlışın bir doğruyu götürdüğü bilgisine göre denkleştirme yapılır. Bunu zaten çok sık bir şekilde yapıyoruz değil mi? Mesela 20 soruluk bir sınav olmuş olsun. Sen de bu 20 sorunun tamamına cevap verdin. Doğru ya da yanlış hiç önemli değil. Diyelim ki senin 16 tane doğrun var. 4 tane yanlışın var. Sen bu neti nasıl hesaplıyorsun? Evet doğru. 15 net değil mi? Nasıl yaptın sen bunu arkadaşlar? Bakın 4 yanlışı 4'e böldün. 4'e böldüğün zaman ne çıktı arkadaşlar? 1 çıktı. 16'dan da 1'i çıkardın ve 15 neti bulmuş oldun. Demek ki yanlış sayısının 4'te birini alıyorsun. Bunu doğru sayılarından çıkartarak buluyorsun değil mi? Bu tabloda zaten onu anlatıyor. Nesne numaralandırma. Şimdi arkadaşlar mesela nesneleri numaralandırırken acaba kaç rakam olduğunu, kaç rakam kullandığımızı merak ediyoruz. Onu hesaplamak için ne yapacağız? Şimdi mesela 1'den 9'a kadar zaten 9 tane rakam var. Şimdi 10'dan 99'a kadar olan rakamları hesaplayacak olursam bakın her sayıda 2 tane rakam var. O zaman 10'dan 99'a kadar acaba e, kaç tane terim var? E buradan terim sayısını biz bulabiliriz. Nasıl? Son terim eksi ilk terim böyle artış miktarı artı 1 ile bulabiliriz. Diyelim ki 10'dan 99'a kadar arkadaşlar işte 90 tane sayı var. Tamam Şimdi her e, sayıda 2 tane rakam olduğundan dolayı o zaman ne yapacağız? 90 çarpı 2'den 180 adet. E 3 basamaklı olsaydı diyelim ki 3 basamaklılardan da 30 tane sayı kullandık. Tamam. E o zaman her birinde 3 tane rakam olduğundan dolayı 30 ile 3'ü çarpacaktık. Tamam. Bu kadar. Vay bayan arkadaş sorularında nereye dikkat edeceğiz arkadaşlar? Aslında dikkat etmemiz gereken tek nokta şu. Şimdi e, mesela sen bulunduğun ne bileyim işte yanında 3 tane arkadaşın var. 3 tane arkadaşın değil de 3 kişisiniz mesela. Tamam mı? O zaman ben sana kaç tane arkadaşın var diye sorsam sen ne yaparsın? 2 tane dersin değil mi? Kendini saymazsın yani kendi haricin diğerdekileri kendi haricindekileri sayarsın. Aslında dikkat etmemiz gereken nokta bu arkadaşlar. Hatalı ölçüm sorularında bir tane örneğimiz var. Oradan ne yapmaya çalıştığımız daha net bir şekilde anlaşılacak. Kampanya problemlerinde de örnek örnek üzerinden gidelim. 5 tane gazoz kapağına bir gazoz hediye olmak üzere 26 tane gazoz için acaba ne yapacağız? Kaç tane hediye alacağız? Bunu bulacağız. Öncelikle arkadaşlar bizim elimizde 26 tane gazoz var. Ben şimdi her 5 tane gazoz kapağına 1 gazoz hediye alıyorum. Dolayısıyla 26 tane gazoz kapağıyla acaba kaç tane hediye alabilirim diye düşünürüm. O zaman ne yaparım? 26'yı 5'e bölerim. 26'yı 5'e böldüğümde demek ki 5 tane ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Gazoz hediye alıyormuşuz. Tamam da burada da artan bir tane var. Şimdi 5 tane aldım. 5 taneden 5 tane daha kapak çıkmadım arkadaşlar. Evet 5 tane aldım. 5 kapak var. E bir tane de zaten önceden artmıştı. Yani yeni oluşan ne arkadaşlar? 6 tane. Şimdi bununla acaba 5 tane bir tane gazoz hediye alacaktım ya. O zaman 6 tane gazoz kapağıyla e, acaba kaç tane gazoz e, alabilirim? Hediye gazoz alabilirim diye düşünüyorum. Onu da 6'ya 5'e bölüyorum. 1 tane alabiliyormuş. E, önceden 5 tane almıştım. Şimdi de 1 tane aldım. Dolayısıyla ikisini toplarsam toplamda 6 tane gazoz hediye almış olurum. Hadi şimdi öğrendiklerimizi pekiştirelim. 4 yanlışın bir doğruyu götürdüğü 50 soruluk bir sınavda tüm soruları cevaplayan Ömer'in doğru cevap sayısı yanlış cevap sayısından 18 fazladır. Hemen şimdi notlarımızı aldık alalım. Doğru ve yanlış. Şimdi toplamda 50 soru var ve biz bu soruların hepsine cevap vermişiz arkadaşlar. 4 yanlışta bir doğruyu götürüyor. Şimdi doğru cevap sayısı yanlış cevap sayısından 18 fazladır. Yani ben yanlış cevap sayısına x diyecek olursam doğru cevap sayısı ne olacak arkadaşlar? Bundan 18 fazla olacak. İkisinin toplamının 50 soru olduğunu biliyoruz. Yani çünkü doğrularla yanlışları toplarsan toplam kaç tane soru olduğunu bulmaz mısın? Evet. Dolayısıyla ikisini toplayıp 50'ye eşitledik. Buradan 2x eşittir 32 olur. Her tarafı da 2'ye iki, e, böldüğümde x'i 16 olarak bulmuş olur. Demek ki x yerine 16 yazarsam 16 artı 18'den 34. 34 doğrusu var. X yerine 16 yazarsak da 16. 34 doğrusu 16 yanlışı varmış. Ömer'in bu sınavda kaç tane neti vardır arkadaşlar? Dolayısıyla 16 tane yanlış, 4 tane doğruyu götüreceğinden dolayı bizim 34 doğrumuz vardı. 34'ten de 4'ü çıkartırsak 30 tane netimiz olacaktır arkadaşlar. Örnek 2'ye bakalım. 15 soruluk bir sınavda her doğru cevap için 6 puan verilmekte. 6 puan verilmekte. Biz onu artı 6 ile gösterelim. Ve her yanlış cevap için eksi, 2 e, puan silinmektedir. E, o zaman biz bunu da arkadaşlar ne diyelim? Eksi 2 olarak gösterelim. Bu sınavda tüm soruları cevaplayan Arif 50 puan almıştır. Buna göre Arif kaç soruyu doğru cevaplamıştır diye soruyor. Arkadaşlar yine doğrular ve yanlışlar olarak ayıralım. Şimdi toplamda bak kaç soruyu doğru cevaplamıştır diyor ya sana sorulana x de. Doğru cevaplar soruluyor x. O zaman toplamda 15 tane soru varsa biz bunun x'ini doğru cevaplamışsak geriye kalan 15 eksi x'ini de yanlış cevaplamışızdır arkadaşlar. Şimdi bak toplamda 50 puan almıyor mu bu? Evet 50 puan alıyor. Bak buradaki birim ne? Puan. He, demek ki ben doğru ve yanlış sayılarından puana geçiş yapmam lazım. Çünkü aynı birimlerde bir eşitlik söz konusu olabilir değil mi? O yüzden benim ne yapıp edip bana verilen bilgilerden puana ulaşmam lazım. Peki biz bu puana nasıl ulaşabiliriz arkadaşlar? Diyelim ki ben bir tane doğru bir tane doğru cevap verdim. O zaman alacağım bu puan benim 1 çarpı 6'dan 6 değil mi? Evet. 2 soruya doğru cevap versen 2 çarpı 6'dan 12 olacak. Ha, demek ki ben burada ne yapıyorum? 6 ile doğru sayısını çarpıyorum. E, doğru sayımız x. E, o zaman arkadaşlar 6 ile x'i çarpacağım. Şimdi iki, yanlış cevaplar için de 2 puan silinmektedir diyor. E, o zaman arkadaşlar ne olacak? Eksi 2 çarpı bunda da ne yapacağım? Yanlış sayımızı çarpacağım. Yanlış sayımızda 15 eksi x. Dolayısıyla ben şu anda almış olduğum puanı hesapladım. Bu da bana zaten 50 olarak verilmiş. Dolayısıyla buradan arkadaşlar ne yapalım? Dağıtma işlemi yapalım. Hatta hepsi 2'ye bölündüğünden dolayı 2'ye bölersem 3, 2'ye bölersem 1, 2'ye bölersem 25. 3x eksiği dağıtıyorum şimdi. Eksi 15, eksiyle eksi x'i çarparsam artı x eşittir 25 oldu. 4x eşittir. Tırk oldu. Her tarafı da 4'e bölersem x'i de buradan 10 olarak bulmuş oluruz. Zaten bize sorularına x demiştik arkadaşlar. Cevabımızı 10 olarak bulduk. Bir sınav salonunda her sıraya birden başlayarak sırasıyla ardışık numaralar verilmiştir. Tamam. Numaralandırma işlemi her etikete bir rakam yazılarak sıraların üzerine yapıştırılarak yapılmıştır. Örnekle vermiş 12. sıraya bakın 1 ve 2. 2 tane etiket yapılmış. Aslında biz neyi burada sorgulamamız lazım arkadaşlar? kaç tane rakam kullandık? Yani 12'yi elde etmek için 2 tane rakam kullandık. Hangi, hangi rakamlar o? 1 ve 2. Tamam. Numaralandırma işlemi için toplam 39 tane etiket kullanıldığına göre. Bakın birimlere dikkat edeceksin. Burada 39 ama 39 ne? Burada etiket. Tamam mı arkadaşlar? Etiket kullanacağız. Yani bakın şöyle etiketler ne yapacağız arkadaşlar? Kullanacağız. Peki biz şimdi baştan başladık. Bak birden başlayacaktık ya. Birden başladık. 1, 2, Değil mi? 9'a kadar kaç tane etiket kullandık? 9 etiket. Tamam. Etiket sayılarını buluyorum. Niye? Çünkü bana 39 etiket olarak verilmiş. Tamam. Şimdi iki basamaklara geçtim. 10, 11, 12. Nereye kadar gideceğiz arkadaşlar? Bak şimdi toplamda 39 etiketi olmayacak mı? 9'unu zaten bir basamaklarda kullandım. Yani geriye arkadaşlar 30 tane etiket kalacak. Doğru mu? Etiket. 30 tane etiket kalacak. Şimdi ben iki basamaklıları geçtiğim için, iki basamaklıları geçtiğim için kaç tane rakam kullanıyorum her her sayıda? İki tane rakam. O zaman o zaman arkadaşlar demek ki bu sırada toplam kaç tane sıra vardır diyor ya. O zaman bak şimdi 9 tane etiket kullandım ben. Aslında 9 tane sıra kullanmış oldum. Doğru mudur? Evet. Şimdi burada ben sıraya geçiş yapmam lazım. Burada 30 tane etiket kullandıysam bak 30 tane etiket kullandıysam demek ki burada 15 tane sıra olmalı. Değil mi? Çünkü ben 10 için 2 etiket kullandım. 11 için 2 etiket kullandım ama bir sıra. Değil mi? 10 için 2 tane etiket kullandım ama bir sıra. 11, 11 için 2 tane etiket kullandım ama bir sıra. Yani her iki, iki etikete bir tane sıra geliyor iki basamaklı sayılarda. O zaman arkadaşlar yarısı kadar olacak sıra sayısı. E bizden de toplam sıra sayısı isteniyordu. Yukarıda zaten 9 tane etiket için 9 tane sıra kullandık. Alt tarafta da 30 tane etiket için 15 tane sıra kullandık. Toplamda 15 artı 9'dan cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? 24 olacaktır. Diyet yapan Beyza kilosunu öğrenmek için çıktığı baskülde kilosunu görseldik gibi görmüştür. Beyza bu baskül hatalı. Ben 5 kilo zayıfladım ama baskül beni 2 kilo zayıflamış gösteriyor demektedir. Yani ne demek istiyor yani burada arkadaşlar? Aslında 5 kilo zayıfladığını düşünüyor. 2 kilo zayıflamış gösteriyor. Aslında artı 3 kilo. Değil mi? Artı 3 kilo fazla. Fazla gösteriyor. Tamam. Beyza'ya göre gerçek kilosu kaç kilogramdır diye soruyor. E o zaman arkadaşlar 72 kilogram gösteriyorsa 72 kilogram gösteriyorsa ee, o zaman ne olacaktır tabii ki? Burada gerçek kilosu Tabii ki 3 kilo fazla gösterdiğine göre arkadaşlar 69 mu olacak Değil mi? 69 3 kilo fazla gösteriyor ya Demek ki 3 kilo fazla gösterdiği için 72 kilogram Olmuş arkadaşlar 5'e bakalım şimdi bir hastanede her bayan doktorun erkek meslektaşlarının sayısı bayan meslektaşlarının sayısından 10 fazladır Şöyle diyelim Bayan olsun Şurası da arkadaşlar Erkekler olsun Şimdi Bayanlar şimdi kaç tane bayan doktor var diyor ya arkadaşlar sana sorulana ne diyeceksin? X diyeceksin. Bayan meslektaşlarının sayısından bak erkek meslektaşlarının sayısı bayan meslektaşlarının sayısından neymiş? 10 fazlaymış arkadaşlar. Şimdi her bayan doktorun erkek meslekta bak erkek meslektaşlarına da erkek doktorlara daha doğrusu ne diyelim biz? Y diyelim. Şimdi erkek meslektaşlarının sayısı ne olur? Bayanların erkek meslektaşlarının sayısı. Hepsini erkek olarak sayarsın değil mi? Y olur. Bayan meslektaşlarının sayısı ne? Bak sen bayansın. Bayan meslektaşlarını sayacaksın. Kendin haricinde saymaz mısın? Toplamda x tane bayan doktor var. o zaman geriye kalan x eksi bir tane senin bayan meslektaşların olur. Erkeklerin hepsini meslektaş olarak sayabilirsin. Onlarda sıkıntı yok. Ama bayansan kendin haricindekileri sayacaksın. Tamam. bundan ne kadar fazlaymış arkadaşlar? 10 fazlaymış. Tamam. Şimdi demek ki y dediğimiz şey burada x artı 9'muş arkadaşlar. Hemen burada y gördüğüm yere artık ne yazacağım? X artı 9 yazacağım. Tek bir indirgedik. Devam ediyoruz. Bu hastanede toplam 21 doktor çalıştığına göre. 21 doktor dediğimiz yani bunun içerisinde hem bayanlar var hem de erkekler var. E, o zaman ikisinin toplamı 21 olacağına göre 2X artı 9 21'miş. 2X buradan 10 kaç olacak arkadaşlar? 13 mi olacak? 12 olacak değil mi? Evet, 12 olacak. X de buradan 6 olarak bulunur. Peki bizden ne isteniyordu? Kaç bayan doktor? Onun sayısına X dedik. X'i de 6 olarak bulmuş olduk. Gelelim şimdi son örneğimize. Bir su firması her 10 mavi kapak getiren'e bir tane e, yarım litrelik şişe hediye olacak şekilde bir kampanya düzenliyormuş. Yani bu şurayı bir anlayalım. Demek ki bizim 10 tane mavi kapak getirdiğimiz zaman yarım litrelik hediye alıyormuşuz arkadaşlar. Şişe hediye alıyormuşuz. Tamam. Hediye su şişelerinin kapakları da kampanyada kullanılabilmektedir diyor. Tamam. Hediye aldım ben. Sonuçta onları içtim. Boşaldı. Ve onların kapaklarını da yine kampanyada kullanabiliyormuş. Güzel. Bu firmadan 91 şişe alan 91 şişe su olan Ali en fazla kaç şişe hediye su şişesi alır diyor. 91 tane şişeyi aldım mı ben ne arıyorum şimdi? Hediye su şişesini alacağım. Değil mi? Ben hediye su şişesi alabilmek için 10 tane mavi kapak mı getirmem lazım? Evet. 91 tane mavi kapağım varsa kaç tane bundan hediye şişe alabilirim? O zaman 91'i 10'a bölerek. 91'i de 10'a bölersem 9 defa var. Kalan da ne olacak arkadaşlar? 1 olmuş olacak. Demek ki buradan 9 tane ben ne almış oldum şu anda? Hediye şişe. Hediye şişe. Bu ne? bir ne? Çünkü 91 tane kapağım vardı ya bir kapak arttı bir kapak arttı. Şimdi ben bu hediye şişelerin kapaklarını da kullanabiliyor muydum? Evet, yukarıda bana bilgisini verdi. Peki bu 9 tane hediye şişeden 9 tane kapak gelir mi? Evet. E burada bir tane de artan vardı. E demek ki benim 10 tane kapak kapağım var şimdi. E bu 10 tane ile bir tane daha alamıyor muydum hediye? Evet. Böyle. E dolayısıyla ben kaç tane hediye aldım? 9 tane buradan aldım. Bir tane hediye de buradan almış oldum. Yani toplamda 10 tane hediye almış oldum arkadaşlar. Evet bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.